Mehmet Mahmut Erdem. Namı diğer balonların efendisi. Evet efendim, tüm dünyada balon art diye adlandırılan, hepimizin bildiği ince uzun balonları katlayarak hayallerin sınırlarını zorlayıp aklınıza gelebilecek hemen hemen her türlü objeyi ve figürü yapabileceğiniz bir sanat dalıdır balon art. Balon katlama sanatı yetişkinlerde eğlencenin yanı sıra estetik duygusunun artışı, el manipülasyonu gelişimi, yine motivasyon ve özgüven artışı sağlar ve balon katlama sanatı aynı zamanda yetişkinler için çok iyi bir terapidir arkadaşlar. Kocaman bir alkış hak ediyor herhalde, değil mi? Tabii şimdi bunu izlediniz, heveslendiniz siz de, değil mi? Arkadaşlar, bu sanatı siz de izah etmek ister misiniz? Duyamadım. Hep beraber, merak etmeyin, yetişkinler. Harikasınız. Şimdi bakın ne yapacağım. Bu balonun tam ortasını bulalım şöyle. Tam ortasını bulalım lütfen. Evet. Tam ortasını bulduktan sonra şöyle bakın. Tam ortasını bulduk ya. Bunu içe doğru kıvırıyoruz iki elimizle. İçe doğru kıvırıyoruz. Ve sol elimizle veya sağ elimizle tutalım. Ama elimiz de içinde dursun bu arada. Elimiz içinde dursun. Tamam mı? Sonra kıvırmayın yalnız ha. Sadece tutuyoruz şöyle. Sadece tutuyoruz. Evet. Sonra altından bakın bir fıstık atalım. Yanağa fıstık atar gibi. Harikasınız. Evet. Bir fıstık atalım. Çok güzel abi. Evet. Sonra tuttuğumuz yeri sağ veya sol tarafından şöyle bir çevirelim lütfen. Bakın bunları siz de öğrendiniz, başkasını da öğretebilirsiniz. Yetişkinler, çocuklarınıza yapabilirsiniz. Çocuklar, arkadaşlarınıza yapabilirsiniz bunları. Sonra öbür tarafa geçelim. Evet, çok güzel. Harikasınız. Süper abi. Şimdi, bir bırakalım bakalım ne oluyor. Vay! Hemen öğrendiniz ya. Hemen öğrendiniz. Harika, süper mi? Görebilir miyim şu kalpleri? Kalpleri görebilir miyim? Süper abi, süper, süper, büyük kalpler. Büyük yürekler bir araya gelmiş burada işte. Harikasınız. Bakın sizlerin el becerisinin gelişmesi çok değerli. Ama yetişkinler de vardır abi, benim el becerilerim de zayıf. Ben balon katlama sanatıyla bunu geliştirebilirim diyebilirsiniz. Sonra buraya bakın, bunu çeviriyoruz. Tamam mı? Bunu çevirdik. Evet, süper abi, süper abi, süper abi, süper abiler, süper ablalar. Peki bunu o zaman böyle düzeltebiliriz. Hiç sorun değil. Bakın arkadaşlar. Şöyle yerdirip düzeltebiliriz. Mesela şöyle karışmış olan var. Şöyle olabilir. Ama hiç önemli değil, bakın. Şu şekilde araya, araya koyalım. Evet. Evet, şöyle. İşte basit bir kılıç bakın. Basit bir kılıç yaptım böyle.